Evet, kıymetli izleyicilerimiz şu an Fero'ya doğru yol aldık, geliyorum inşallah. Yaklaşık 5-10 dakika sonra orada oluruz. Demiştik demin. Fero'ya girmek üzereyiz. Buradan da Fero'lu dostlara selam olsun. Ve havası da gerçekten nefis. Muhteşem bir hava var şehire nazaran. Buranın havası da yüksek olduğu için daha da serin bir havaya sahip. Saklasın evet. Skaro dedi arkadaşımız. Skaro muhtemeldi ki bulah demek. Ziyaret ettik, onu kamerayı alamadık ama aşağı Entel'in meşhuru metruk halde olan camisini ziyaret ettik. Şimdi de yukarı Entel'den ekibimizle, grubumuzla birlikte yukarı Entel'den devam ederek gideceğiz inşallah. Fero köyüne gördüğünüz, evet yukarı Entel güzel bir ayrıntıya değindi. Dağın üst tepesinde neredeyse. Şimdi burada muhteşem bir su var. Suyu genelde buzdolabından çıkartıp böyle içeriz ama burada dağdan geldiği için fevkalade bir tadı var. İnşallah süper. Şimdi yukarı Entel'in suyunu afiyetle sizin niyetinize de içiyor hocam. Kıymetli izleyicilerim şu an yukarı Entel'deyiz. Bir 90 yaşında bir neneyle inşallah görüşmeye gidiyoruz. Bakalım acaba bizim dedelerimiz hakkında neler bilir. Evet, İlyas kendisiyle şu an görüştü. Sana, İlyas. İçimizi şöyle şöyle bir. Kero sen çamuğa saklı sakın. Vince gadağa saklı. Bana da imati şöyle bir de al yaz. Hatta sıra sormaz olsun. Tercüme edeler. Tercüme şey ne diler hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Bilsa da değmez. Şöyle kalkar o gadağa saklı. İmiş meri tıkan. O imiş meri çamuğa saklı sesi. Bu kaç şilinle gelmiş buraya? Domates çamuk. Ara domates tıkan çamuk. Ana ormuzda otkis mer. Ormuzda otkuyor, ormuzda kuş. Deki 44-45 yıllarda. O zaman bizi sürgün ettikten sonra buraya gelip yerleşen görücüler işte. Evet, kıymetli izleyicilerimiz şu an Fero yolunun üzerinde yok, görüyorsunuz. Buradan muhteşem bir panoramik görüntü vardır. Ahıska'nın köyleri her haliyle güzel olduğu burada. Şu an Fero'nun merkezinde bu eski evler görmüş olduğunuz, özellikle de bu eski evler ecdattan kalma evlerdir kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi inşallah yukarı doğru gidip oradan daha güzel panoramik bir görüntü, güzel bir manzaraları sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Fero'dan panoramik bir görüntü sunmaya çalışıyoruz sizlere. Hava biraz dumanlıdır ama yine de görülmeye değer muhteşem bir manzarası vardır. Evet, kıymetli izleyicilerimiz şu an Fero'nun tam uç noktasındayız. Burada muhteşem bir panoramik görüntü var. O görüntüyü sizlere sunmaya çalışıyoruz. Burada Fero'lu kardeşimiz var. Sabit hocamız kendisinden şimdi duygularını almaya çalışacağız. Buyurun. Selamun aleyküm. Cümleten. Allah'ın izniyle geldik çıktık bugün gerçekten. Hem üzülü yerim hem bugün buralığı gördüğüme sevini yerim gerçekten. Güzel bir duygudur hakikaten. Rabbim hayırlısı ise inşallah bir daha buralıkta gelip yığılmamızı nasip etsin. İnşallah. İnşallah herkes gelip görsün. Herkes gelip görsün gerçekten. Güzel bir yerlermiş. Dedelerimizin yaşadığı bir yer. Toprağı
Taşıyı her bir yeri bize ait olan yer yani. Evet. Bize. Gerçekten de bize ait olan bir yerdir. Evet. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Allah razı olsun cümlenizden. Razı olsun. Eyvallah sahip hocam. Allah sizlerden de razı olsun. Yine tekrar ediyoruz. Hero'da yok. Hero'nun gerçekten muhteşem bir havası vardır. Gelirken suyundan tattık. Muhteşem bir suyu vardır. Merkeze nazaran buraların havası biraz daha serinliyor kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi diğer köylerle yolumuza devam edeceğiz ve devam ettikçe de sizlere tabii ki gördüğümüz güzellikleri aktarmaya çalışacağız inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, Hero'nun şu an tam merkezindeyiz. Demin gördüğünüz gibi özellikle size, daha doğrusu Hero'lara ve aynı zamanda da bütün Ahıskalılara Hero'dan panoramik bir görüntü, güzel bir görüntü sunmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bir yapı var ama muhtemeldir ki dış görünüşünden biraz camiye benziyor. Özellikle mimari özelliklerinden de camiye benziyor ama içeriye girmemiz mümkün olmadığı için şöyle belki daha sonra araştırmacılar için bir ipucu olur düşüncesiyle şöyle bir çekip kameraya kaydetmek istedik tabii ki. Cümlemizde sizlerden özellikle Allah razı olsun. Hero kavunu yiyecek dedik ama Hero'lar kusura bakmasın, kavunları biraz daha çürük olduğu için daha almadık. Alamadık daha doğrusu. İnşallah daha güzel bir yerde daha iyisini bulursak oradan alıp kavununun tadına bakacağız. Altın. Kıymetli izleyicilerimiz, Hero'yu ziyaret ettik. Şimdi yavaş yavaş dönüş yapıyoruz. Geldiğimiz yolla geri gidiyoruz inşallah. Bolacurik köyüne. Orada buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun. İnşallah, inşallah. Burası Hero'nun şkolası, yani mektebi olabilir kıymetli izleyicilerimiz. Yavaş yavaş iniyoruz. Özellikle de şoförden rica ettik ki yavaş yavaş kullansın. Çünkü biz burada sonuçta ziyaret amaçlıyız. Burada Altun Kale vardır. Tarihte meşhur kaledir bu kıymetli hocalarım. Sağ tarafa lütfen bakarsanız Altun Kale'yi görürsünüz. Okratskaya'ymış Gürcücesi. Kale buradan gözüküyor. Daha net bir şekilde gözüküyor kıymetli izleyicilerimiz. Vidna ha. Demin yolda gelirken zikrettiğimiz Altun Kale burası. Şu an Altun Kale'nin görüntüsünü biz Hero'dan alıyoruz. Hero köyünden net bir şekilde gözüküyor kıymetli izleyicilerimiz. Şu an yakınlaştırdık. Evet. Kıymetli hocalarım, demin de ifade ettiğimiz gibi kale tarihi açıdan önem arz ettiği için her açıdan almaya çalışıyoruz. Buradan Altun Kale daha güzel ve daha net bir şekilde gözüküyor. Hero'dan gözüküyor ama Hero'ya ait değildir muhtemeldir ki. Şu kale. Atabeklerin de bir dönem hüküm sürdükleri kalelerden bir tanesidir Altun Kale. Biz Büyük Entel'deyiz. Bu görüntüyü, bu panoramik görüntüyü Büyük Entel'den alıyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Evet, şu an Büyük Entel'deyiz. Demin de söylediğimiz gibi Altun Kale'den görüntümüzü alarak Ahıska'nın panoramik görüntüsünü sizlere sunmaya çalışacağız inşallah. Şu aşağı gördüğünüz küçük Entel. Şimdi gelirken zaten oradan geldik. Şu gördüğünüz de Üde köyü. Biliyorsunuz burada çocukların aynı zamanda gönlünü fethetmek. Burada işte Allah razı olsun hocamlar çikolata almışlar, çocuklara paylaştırıyorlar. Onların o yüzlerindeki tebessümü, o güzelliği her halde görmemiz mümkündür. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan burada zaten gönüller fethetmek, gönüllere girmek.
Evet, bu masum çocukların duasını almak bizim için dünyaya bedeldir diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah sizlerden de razı olsun.